Dostlarım merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan Barış. Bugün Kral Arms'ın yakışıklı bir modeli Mortal X var. Bu silahı deneyeceğim, test edeceğim. Grupmanlarını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Yani birkaç gündür aslında deniyorum silahı parça parça. Sizlere bu videoları, atışlarını, grupmanlarını paylaşacağım. Güzel, yakışıklı bir silah. Size bu silahın teknik detaylarından bahsedeyim. Ya da bu silah üzerinde neler yapılır onlardan bahsedeyim. Birkaç değişiklikle bu silahı az atan, çok atan ya da daha uzağa atan bir modele çevirebiliyorsunuz. Kral'ın hemen hemen tüm modellerinde böyle bu. Mesela takozu söktüğünüzde, yayını değiştirdiğinde paraşüt mermiyi 1100-1050 civarı atabilen bir yayı var bunun kendi. Değişebilir. Standart yayları 850 FPS civarı atan yaylar takılıyor. Bir de 700 FPS atan yayları var. Bunları umarım başka videolarda size gösterebilirim. Namlu değişiyor. Yani bu orijinal namlusu çıkarılıp 70 santim bullet namlusu var. Onu da alıp kullanabilirsiniz bu silahta. Şimdi size biraz teknik detaylarından bahsedeyim. 58 santim namlu X modelinde mevcut. 330 cc tüp hacmine sahip. 200 barla çalışıyor. Burada moderatör takabileceğimiz bir UNF diş mevcut. Moderatörü buraya takabiliyoruz. Dolum ucumuz burada. Bunu çıkartıp 200 bar. Zaten burada gerekli bilgiler söyleniyor. Kamera netlemedi. Buraları tabi okursanız sizin için daha iyi olur. Dolum ucu burada. Dolum ucu çıkıyor kutudan. Basıncı gösteren manometremiz. Burada bir namlu tutucu var. Burada namluyu tutan bir malzeme var. Namlu kesinlikle kımıldamıyor. Çok sağlam bir şekilde tutuyor. Burada 22 milim bipod rayı var. Bir tane burada 22 milim bipod rayı var. Burada iki tane şarjör yuvası mevcut. Bu silahta. İki tane şarjör yuvası var. Burada görsellik olarak plastik bir malzeme var ama gayet güzel durmuş silah üzerinde. Çok güzel, çok hoş duruyor. Burada hava portunun girişini kısıp açabileceğimiz bir düğme mevcut. Yani 850 FPS atan silah yarım portta 700 FPS'lere düşer. Bunun çok atışa etkisi olacağını sanmıyorum. Tam güçte kullanmanızı tavsiye ederim. Kurma kolumuz Sightliver. Gayet güzel. Burada 22 milim dürbün rayı var. 11 milim bu silahta yok. Sportif bir tetik ayarlanabiliyor. Burada bir tane vidası var. Sağa sola aşağı yukarı döndürebiliyorsunuz. Atış pozisyonunuza göre tetiği döndürebilirsiniz. Aşağı yukarı alabilirsiniz burada. Emniyetimiz burada. Burada
Valve takozu mevcut. Takozumuz burada. Takoza da manometre bağlı. Hava basıncını gösteren. El tutamağı plastikten. El tutamağı kauçuk. Çok güzel. Elinizi kesinlikle kaydırmıyor. Tetik dedik. Emniyet dedik. Kauçuk dedik. Tekli dolum çıkıyor kutudan. Bir tane. Bir tane tekli dolum mevcut silahta. Teleskopik dipçik katlanabiliyor. Silah böyle küçücük kalıyor katlandığı zaman. Bu şekilde. Tekrar bu düğmeye basıp teleskopik dipçiği kapatıp açabilirsiniz. Burada bir yanaklık ayarımız mevcut. Şurada. Buna basıyorsunuz. Dürbününüzün yanak mesafesinden görüş açınıza göre buradan bu ayarı çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kilitleniyor bu. Bu şekilde. Uzayıp kısalabiliyor. Teleskopik dipçik. Bu da gayet omuz göz mesafenize, yanak mesafenize uygun uzunlukta. Onun haricinde sol tarafında çok bir şey yok. Yani burada sadece giriş portundaki artıyı, eksiği, yönü görebiliyorsunuz. Bu tarafında çok bir özelliği yok silahın. Zaten bu şekilde bütün materyaller hep sağ tarafa konmuş. Güzel, yakışıklı bir silah. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İdris Usta'ya, Mustafa Sütçü'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bir de bende 70 santim bir namlu var. Deneyebilirsem bir dahaki videolarda onu göstermeye çalışacağım. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kral Mortal X 30 metre JCB 18-13 sol orta üst. Şimdi pars 18 13 atıyorum. Evet, bir 50 metre JCB 18-13
Çok güzel. Fars 18-13. Evet. 50 metre böyleydi. Şimdi de FX 16 grain deneyeceğim. Herhalde elimdeki en düzgün etekler, etekli mermiler bunlar. Turuncuya atıyorum. Evet. FX 16'da böyleydi. 50 metrelik atışlarımız bu şekildeydi. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için.